Birinci ders, İslamsız saadet olmaz dersiydi. Bir insan dünyada da ahirette de kurtuluşa ermek istiyorsa, saadet ve selamete ulaşmak istiyorsa, mutlaka Cenab-ı Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak zorundadır. İslam'dan başka saadet ve selamet yolu yoktur. İslam sadece ahiret saadeti için değil, dünya saadeti için de gönderilmiştir. Bu nedenle bir insan dünyada da ahirette de kurtuluşa ermek için İslam'a sarılacak. Bu dersi bütün muhatap olduğu insanlara, kitlelere bütün hayatı boyunca ve mücadelesi boyunca rahmetli Erbakan hocamız verdi. Vermiş olduğu ikinci ders, cihatsız İslam olmaz dersiydi. İslam dininin cihat dini olduğunu, dünya imtihanından geçer not alabilmek için mutlaka cihat dersinden geçer not almamız gerektiğini bizlere öğretti, İslam alemine öğretti ve hatırlattı. Üçüncü dersi de bu cihat farzını eda ederken mücadele edeceğimiz unsurlar dünya siyonizmidir. Çünkü cihat farzının temel amacıyla, temel hedefiyle, temel tanımıyla dünya siyonizminin inancı, amentüsü taban tabana zıttır. Cihat farzı bütün insanlık saadete, selamete erecek. Herkese refah, herkese adalet, herkese kul hakları sağlanacak, herkese huzur ve barış sağlanacak. Bunun için mücadele etmek demektir. Dünya siyonizminin amentüsü, inancı ise hayır. Sadece bizim için huzur ve barış olacak. Sadece bizim için refah olacak. Sadece bizim için insan hakkı olacak inancına sahip olduklarından dolayı. Bizim dışımızdaki insanlar bize köle olacaklar. Biz onlara efendi olacağız. İnancına sahip olduklarından dolayı herkese refah, herkese huzur ve barış, herkese adalet, herkese kul hakkı temin etmek üzere mücadele etmek olan cihat farzını eda ederken işte bu zümreyle, yani dünya siyonizmiyle mücadele edeceğiz. Onun için bu cihat farzını hakkıyla eda edebilmek isteyen bir Müslüman, dünya siyonizmini de hakkıyla tanımak mecburiyetindedir. Bu dersi de bizlere hayatı boyunca verdi, öğretti. Allah ondan razı olsun. Siyonizmin düşünce yapısı, hedefleri, planları, organizasyon yapısı, çalışma metotları, bunları bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman en güzel şekilde bilecek ki bu yapıya karşı, dünya siyonizmine, şeytanın ordusuna karşı hakkıyla mücadele edebilsin, etkili bir şekilde mücadele edebilsin ve cihat farzını hakkıyla eda edebilsin. Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamız bizlere şunu öğretti. İslam dini sadece iman, iyi ahlak ve bireysel ibadetlerden ibaret değildir. Yani bir kimsenin itikadı sağlamsa, güzel bir ahlaka sahipse ve bireysel mükellefiyetlerini namaz, oruç, hac, umre, zekat gibi, sadaka gibi bireysel mükellefiyetlerini de yerine getiriyorsa tamam, işi bitmiştir. Hayır. Bütün bunlarla birlikte İslam aynı zamanda cihat dinidir. Cihat farzını eda edecek. Bu gerçeği bizlere hatırlattı, öğretti. 500'den fazla ayette emrolunan cihat farzının bu dünya imtihanını kazanmak için olmazsa olmaz en büyük ibadet olduğunu bizlere öğretti. Kendisinin meşhur bir örneği var. Diyordu ki, bir hacı amcadan sizlere bahsetsem, desem ki bütün vakit namazlarını camide kılıyor. Namazların aralarındaki vaktinde nafile ibadet yapıyor. Bütün bir seneyi oruçlu geçiriyor. Ve aynı zamanda sadakasını, zekatını en yüksek şekilde veriyor. Hayır sahibi, hasenat sahibi. Huyu ahlakı da çok güzel. Kimseye elinden dilinden bir zarar gelmiyor. Bunu anlatsam, vay canına, ne mükemmel bir Müslüman dersiniz. Ama hayır diyor. Mükemmel Müslüman olmak için, kamil manada Müslüman olabilmek için cihat farzını eda etmek lazım. Bu anlattıklarımın içerisinde cihat farzı yok. Namaz, oruç, hac, zekat, iyi ahlak, sadaka, zekat, hac, umre, bunları saydım ama cihadı saymadım. Cihat olmadan
dünya imtihanını kazanamayız, kamil manada Müslüman olamayız diyordu. Mealen ne diyor ayeti kerimede? Siz hiç Mescid-i Haram'ın imar ve bir takım hizmetleriyle uğraşan, ilgilenen ve hacılara su verenlerle Allah yolunda malıyla, canıyla cihad edenlerin bir olacağını mı sandınız? Allah katında bu iki zümre bir değildir. Malıyla, canıyla cihad edenler en üst seviyededir. Ayet-i kerime mealen bunu bizlere buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimeyi ve yine Kur'an-ı Kerim'deki 500'den fazla cihad ayetini bizlere yeniden hatırlattı. Cihadın ne olduğunu ve bu devirde nasıl yapılacağını da uygulayarak ve anlatarak bizlere gösterdi. Bütün insanlığın dünyada ve ahirette kurtuluşa ermesi için zulmün, sömürünün, çifte standardın, adaletsizliğin ortadan kalkması, adaletin, refahın, huzur ve barışın hakim olması ve 8 milyar insanın kul haklarının teminat altına alınması için mücadele etmek. Cenab-ı Allah Erbakan hocamızın bizlere göstermiş olduğu bu istikametten son nefesimize kadar bizleri ayırmasın. Kendisine layık dava erleri olmayı, milletimize, İslam alemine ve insanlığa faydalı insanlar olmayı bizlere nasip eylesin.